Yemek okulumuza hoş geldiniz. Bugün size müthiş bir video hazırladık. Videonun konusu da hayatınızda ihtiyacınız olabilecek veya bugüne kadar yediğiniz helal ne kadar lezzetli dediğiniz bütün sosların Refika'ca ipuçlarıyla tariflerini vereceğiz. Benim en sevdiğim ve bugüne kadar yaptığım sosların seçkisi olacak. O yüzden muhakkak bu videoyu vakit ayırıp izleyin derim. İlk başta en basit olan mayonezle başlasın. Mayoneziniz yok, canınız mayonez çekti. Aslında çok basit malzemelerle yapabilirsiniz. Bir tane yumurtanın sarısını, beyazını ayırıyoruz. Ondan sonra onun içerisine bir tatlı kaşığı kadar hardal döküp güzelce karıştırıyoruz. Ondan sonra biraz limon suyu, bir parça sirke. Eğer bunlardan biri yoksa diğerini biraz daha fazla koyabilirsiniz. Ondan sonra bunu böyle bir parça da tuzla güzelce çırptıktan sonra ister sadece ayçiçek yağı, isterseniz sadece zeytinyağı ya da ikisini karıştırınca daha dengeli, daha lezzetli bir şey oluyor. İkisini karıştırarak onu böyle ip inceliğinde tatlı tatlı döküp hızlı hızlı çırpmak gerekiyor. Burada aslında yapılan olay ne? Yumurta bağlayıcı. Yani keklerde, köftelerde, muhallebilerde yumurtanın sıkça kullanılmasının en önemli sebebi bağlayıcılık. Hani böyle paketli gıdalarda çevirsiniz, içinde E numaraları çıkar. İşte onların çoğu emigülatör ya da bağlayıcı olarak şey yapıyor. Bütün bunlar yumurtanın kendisinde, özünde kendinden var. Dolayısıyla o koyduğumuz şeffaf yağı beyazlaştırıyor, büyütüyor, formun içine hava alıp havanın böyle bir şekilde durabilmesini sağlıyor. Dolayısıyla çırpa çırpa o beyaz bildiğimiz mayonez görüntüsüne sahip oluyoruz. Katkısız, gayet lezzetli ve gurme bir mayonezimiz hazır oluyor. Bir şey sorabilir miyim? Sor tabii. Ne kadar dayanıyor? Yumurtanın sarısı 2 ila 3 gün kalabiliyor. Bu kadar yağ ile beraber olduğu için aslında daha uzun kalır. Ama 2-3 gün içerisinde kullanmakta fayda var. Ha bu böyle bir yağ olduğu için, mesela kaldı bir kabın içinde yaptınız, üstü kaymaklanabilir. Onu engellemek için de bir streç film veya bir kapak olabilir. Ona sıfır, yani havayla temasını kesecek kadar sıfırından tutarsanız o kaymaklanma ve renk değişmesi olmaz. Bu da önemli. Şimdi ranch sosta iki tane tarif var. İkisinin tarifini de aşağıya koyuyorum. Bir tanesi klasik bu restoranlarda hamburgercilerde yediniz. İkincisi ise daha refikacı olanı. Refikacı olanında 4 çorba kaşığı mayonezi, 2 çorba kaşığı süzme yoğurdu ekliyoruz ki bunların böyle kıvamı, lezzeti artsın. Sonra içine tuzunu, karabiberini, birazcık acısını, biraz da dereotu, maydanozunu eklediğim zaman tadı çok dengeleniyor. Şimdi bu tip sosları yemeği yedikçe yedirten, böyle oha ne kadar lezzetli dedirten şey de ağzımızın hani tatlısı, ekşisi, tuzlusu, acısını bir arada hissedebilmek. Dolayısıyla şimdi mayonez ve süzme yoğurttan bir kısım ekşilik geliyor. Ama bir parça yine sirke istiyor, azıcık sirke koyuyoruz. Bir parça pekmez istiyor o tatlılığını yaratmak için. Pul biber, karabiber de o acı, bitter tarafını dengeliyor. Ve de maydanoz, dereotu, taze soğan yeşilliği var. Bu üç yeşillikle beraber de o ranch sosun hafif böyle salata sosumsu, o fresh dediğimiz taze tadını da alabiliyoruz. Ve hepsi bir araya geldiğinde özellikle de bu tarifi hani yaparsanız inanılmaz lezzetli oluyor. Ballı hardalın aslında yapımı çok kolay. Bir parça hardal alıyoruz, onun yanına 1-1,5 çorba kaşığı kadar mayonez ekliyoruz ve de bal ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Ve bunun hani balı var, hardalı var, mayonezle bir parça o tat açıldı, tatlılık var falan ama bunun yanında ekşiliği yine istiyor. Dolayısıyla bir parça sirke, birazcık da toz biber koyduğumuzda o hazır aldığınız ballı hardalın birebir aynısı oluyor. Ama daha da lezzetli yapmak istiyorsak orada hardalın kalitesi devreye giriyor. Orada deniz yağı kullanınca bayağı daha lezzetli oluyor. Ballı hardal özellikle bu hamburgercilerde, patatesi güzel olan yerlerde patatese abandığın zaman böyle o lezzet dengesini dengelemede çok fazla yeniyor. Dersen sarımsakları parça parça doğradım, mayonezin içine koydum Refika, o öyle olmuyor. O lezzet öyle olmuyor. Sarımsaklı yoğurttan hallice bir tada gidiyor.
Dolayısıyla onunla ilgili başka bir hani birkaç tane ipucu olması gerekiyor. Sarımsak çok enteresan bir malzeme. Tadın insanın ağzına yavaşçık yavaşçık geçmesi lazım. Malzemeye de tadının yavaşçık yavaşçık geçmesi. O geçme şekli aslında bunun tadını belirliyor. 5 diş sarımsak önce böyle kürdanla deliyoruz. 125 ml yağın içerisine koyuyoruz. Küçük bir cezvede bile olabilir. Azıcık böyle kaynama değil, azıcık ısıtıyoruz. O böyle sarımsakların bir parça yumuşamasına da yardımcı oluyor. Ondan sonra bir gece buzdolabında bekletiyoruz. İyice o bütün lezzetin yağı veriyor. Onu da böyle güzelce ezip o yağ sarımsaklı ve püre ağza da hiç, dişe de hiç gelmeyecek pürüzsüzlükte bir hale geliyor. Ondan sonra bu yağ, yani çok lezzetli bir sarımsaklı yağ oldu ya, sonra bu yağ hani ilk başta anlattığım mayonez tarifi gibi mayoneze çeviriyoruz. İşte hardalını koyuyoruz, yumurta sarısını çırpıyoruz. Oraları artık anlatmıyorum. Bu da çok lezzetli bir sarımsaklı mayoneze geçiyor. Big Mac'te ketçap ve mayonezin aslında karışımı var. Ama tabii birkaç tane daha şey var ki o Big Mac'in inanılmaz lezzetli hale getiren şeyin o sos olduğunu ve hani dünyaca meşhur hale getiren şeyin o sos olduğunu. Dolayısıyla bunu evde bir köfte yaptığınızda, sevdiğinize güzel bir makarna yaptığınızda falan da kullanabilirsiniz. O Big Mac'in efsane sosunun altın oranı 2 çorba kaşığı mayonez, 3 çay kaşığı ketçap, 1 çay kaşığı da hardal. Bunları karıştırdığınızda çok güzel bir baz oluyor. Buna daha da lezzet arttırıcı, biraz ekşilik gerekiyor. Dolayısıyla Big Mac'te kullanılan aslında Alman turşusu, hafif tatlı turşu. Bir parça o turşunun kendisinden, bir parça da turşunun suyundan gerekiyor. Ayrıca da kapari. Kapari pek alışık olmadığımız, tek yediğimizde garipseyeceğimiz bir şey ama o Big Mac'in efsane sosuna girdiğinde dengesi çok iyi oluyor. Sonra buna bir parça arpacık soğan eklemek gerekiyor. Büyük soğan değil de arpacık soğan neden? Onun tatlı biraz daha fazla ama bulamazsanız soğanın en ortasını alıp onu da minik minik böyle ince 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 kıyarak kullanabilirsiniz. McDonald's'da yediğimiz onun tam o lezzetini oturtabilmek için epey bir denedik. Yine bunun içine bir parça toz sarımsak, toz soğan, bir parça sirke ve tuz da gerekiyor. Tam tarif aşağıda var. Bu mükemmel karışımda gerçekten efsane bir sos elimizde oluyor. Ha ben şimdi Zeyşke sen çok anlattın. Benim canım Big Mac çekti derseniz de şurada tarif var, ona bence gidin derim. İzlemediyseniz izleyin derim. Eğer yaparsanız da ben çok mutlu olurum. Bir de çok mutlu olmamın haricinde pek çok tarif kanalı var. Pek çok tarif yapan insan var. Ama bizim burada o mükemmelleştirmeye çalıştığımız ve onun için gece gündüz çalıştığımız çabayı hissedebileceğinize inanıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Aa şöyle tamam, eğer bu videoyu izler Big Mac yaparsanız Instagram'dan story de etlersen story'yi daha rahat görüyorum. İlk 3 kişiyi story'den paylaşacağım söz. Madem Big Mac'e gittik, bence Big Mac'in dünyada yarattığı şeyi yaratması gereken bir diğer lezzetin tabii ki İskender kebap olması gerektiğine inanıyorum. Ve İskender kebabın aslında mükemmel şeyi nedir? İşte yağlı bir, bu tereyağlı bir et, bir başka bir şey, bir sebze de olabilir. Onun üzerine gelen yoğurt ve onun ekşili ve onun üzerine gelen domates, böyle güzel yağlı bir domates sosunun olduğuna inanıyorum. Ve bu domates sosunu evdeki imkanlarda salça haricinde çok lezzetli yaparsak bunu bir sebzenin üzerine, pırasanın üzerine yaptık, karnabaharın üzerine yapabiliriz veya gerçekten İskender'in üzerinde kullanabiliriz. Düz yoğurt ve mantının üzerinde de olabilir. Farklı yerlerde kullanabileceğimiz lezzetli bir domates sosu bence hayatımızda hep böyle cebimizde olması gereken bir güzellik. Burada benim için hani güzel altın oran da aslında bir çorba kaşığı tereyağı, bir çorba kaşığı zeytinyağını güzelce koyduktan sonra onun içerisine istersek böyle yarım bardak kadar domates püresi, varsa 1/3 bardak kadar domates suyu. Ama yoksa domates püresini birazcık daha fazla koyup onun içerisine biraz karabiber, çok azıcık toz şeker, bir tutam. O da böyle domatesin tadını dengelemek için. Ve birazcık da tuz, güzelce orta ateşte pıkır pıkır kaynatmak gerekiyor. Kaynattıktan sonra altını kapatıp azıcık nane, azıcık da kekiği taze olarak da koyabiliriz. Ondan sonra çok iyi oluyor. Bir sebzeyle kullanırken bunu, sebzelerin lezzeti hani bir etin sululuğu ve baharatına göre biraz daha kısa olacağı için bu sosun içerisine çok azıcık da kimyon. Kimyonu unutmayın, kimyon
et büyüsü, benim için et büyüsü, yani et olmayan bir şeyde et mutluluğunu vücuda yaşatan acayip bir olayı var. Çok lezzetli bir barbekü sos yapmak. Ve bu barbekü sosu da bu arada 1-1,5 yıl buzdolabında tutabilirsiniz. Öyle bir güzelliği var. Biraz kişniş ve biraz kimyonu tavaya koyuyorsunuz. Yüksek ateşte uzun uzun çeviriyoruz. İyice bunun aroması çıkması önemli. Daha sonra bunları mutfak robotunda 2 adet soğana, 4 diş sarımsağa ekleyip hepsini beraber püre olana kadar karıştırıyoruz. Sonra tavaya 3 çorba kaşığı zeytinyağı ekliyoruz. Soğanın püresini ilave ediyoruz. Ondan sonra da uzun uzun karıştırarak pişiriyoruz. İçine 400 gram ketçap, 2 çorba kaşığı toz kırmızı biber, 1 çorba kaşığı karabiber, 10 dal da taze kekik ekliyoruz. Tatlılık için 4 çorba kaşığı pekmez ve 1 portakalın suyu. Portakalın suyu birazcık ekşilik de ekliyor. Buna 2 çorba kaşığı sirke de eklediğimizde inanılmaz lezzetli bir barbekü sos neredeyse hazır oluyor. Sonra bunun içerisine birazcık varsa tavuk suyu yoksa normal su ekliyoruz. Sonra kısık ateşte 15 dakika kaynatıyoruz. Sonra bu sosu güzelce süzüyoruz ve aslında çok lezzetli bir sosumuz hazır neredeyse. Fakat barbekü sosunun bir de ne özelliği var? Bir barbekü tadı var ya. O tadı işte tavuğa bulandıktan sonra veya ete bir şeye bulandıktan sonra da olabilir. Ama hazır döktüğümüzde yiyebilmek için bunun birazcık iç tadına ihtiyacı var. O iç tadı için de benim böyle kendimce uydurduğum şöyle bir şey var. Kiraz saplarını tencerenin içine koyuyoruz. Sonra bir böyle süzgecin içerisinde bir kapla barbekü sosunu da yerleştirip daha sonra birkaç yerinden kiraz saplarını yakıyoruz. Sonra da ocağın altını açıp kapatıyoruz kapağını. Ve onun isiyle, dumanıyla beraber o sos tütsülenmiş oluyor. Ve o barbekü sosunun efsane o tütsülü tadını hiçbir kimyasal girmeden evde doğal olarak yapıyorsunuz. Bu da Refika Birgül dokunuştur. Burada da yarışmacı arkadaşlara başarılar dileyebiliriz. Gerçekten sos deyip geçmeyin. Bunu bu halde yaptığımızda inanılmaz lezzetli bir şey oluyor ve dediğim gibi çok uzun süreler yenip kullanılabiliniyor. Başka bir çok basit sos tarifi vermek istiyorum. İçine turşudan çıkardım 3 tane sarımsağımı böyle güzelce tabağa çıkaracağım. Buraya böyle 2 kaşık mayonez ekliyorum ve bu sarımsağı bunun içerisine koyuyorum. Çok azıcık tuz ama azıcık. Bir parça da turşunun suyundan ekliyorum. Evet, bu bir turşulu sarımsaklı bir mayonez ama turşu suyunun o bütün komplike ve lezzetli tadı. Bir de üzerine turşulu sarımsağın verdiği başka bir lezzet var. Bir de şöyle. Bu nasıl bir tat oluyor biliyor musunuz? Böyle hani Big Mac'ten bahsettik ya. Ne koysan satar, ne koysan lezzetli yapıyor. Bu kadar basit bir şekilde gerçekten onunla yarışacak komplikelikte böyle içinde farklı lezzetler olan çok basit sarımsaklı ama bayağı Türk sarımsaklı mayonezi oluyor. Hardal nasıl yapılır? Hardalın aslında yapımı çok basit. Tane hardal aslında bu. Haşhaş gibi küçük taneler. Bu taneleri aslında toz haline getirip güzelce dövüp ondan sonra bir parça sarımsak tozuyla zenginleştirip taze sarımsak da koyabilirsiniz bu arada. Üzerine kaynar su döküp soğuyana kadar bekletmek gerekiyor. Ondan sonra içerisine 2 kaşık sirke, 2 kaşık da zeytinyağı koyduğunuzda aslında hardalımız hazır. Daha böyle havalı bir hardal istiyoruz diyeyim. Trüflü hardal falan. Uf, kim tutar sizi? Güzel böyle lezzetli bir trüflü zeytinyağı alırsanız veya başka bir zeytinyağı, portakallı yapabilirsiniz, acılı yapabilirsiniz. Onun için hardala ekleyebilirsiniz. Yani hardal, evde hardal yapmak da aslında bu kadar kolay. Hardalda şöyle bir şey var. Hani bunları hemen karıştırdığımızda bir tık yediğinizde falan olabilirsiniz. Biraz fazla acı bu falan gibi böyle hatta burnu yakar. Dolayısıyla 2 gün bekletmek lazım. 2 gün beklettikten sonra tadı gerçek anlamda oturacak. İlk yaptığınızda yemeye çalışırsanız bir tık böyle bir ne yaptım ben ya falan gibi bir his olabilir. Aklınızda olsun. Müzik
ketçap tarifi bundan 6-7 sene var. Biz ilk yaptığımızda hiçbir yerde yoktu bile. Ve ketçap yapmak aslında o kadar zor değil. Tabii yazın yapmak daha güzel. Ketçaba en çok lezzetini veren güzel karamelize edilmiş soğan. Mümkünse kırmızı soğanı böyle ince ince kıyıp tavada kavurduktan sonra içine domatesler doğrayıp sarımsağı, tuzu, karabiberi ve diğer lezzetlendirici de ekleyip birazcık esmer şeker, birazcık da sirke ekleyip biraz böyle tam kıvamlanana kadar pişiriyoruz. Sonra onu güzelce bir elekten geçirdikten sonra o böyle güzel ketçap kıvamına ve rengine geliyor. Şişeleri dezenfekte etmek önemli çünkü epeyce uzun. Bir buçuk yıla kadar ben buzdolabında tuttum. Lezzetini hiç kaybetmeden, hiçbir ekşimi olmadan bu ketçap yenebilecek hale geliyor. Soğanın karamelize olması lezzeti çok önemli. O içine koyduğumuz diğer güzellikler. Şunu diyebilirsiniz. Refika ben şeker kullanmak istemiyorum. Onun yerine pekmez koyabilirsiniz. O hafif tatlılık, ekşilik, acılık hepsini bir arada yaşatabilmek pekmezin en önemli özelliği. Aklınızda olsun. Çakma diyebileceğim gerçekten. Basit bir Amerikan. Amerikan'ı özellikle öğrencilerin çok yaptığını ve sevdiğini de biliyorum. Tokta tuttuğunu biliyorum. Onun için de mayonez ister kendi yaptığınız ister hazır. Ona hazır kavanozda satılan garnitürler olabilir ya da donuk Super Fresh'ten bir şeyden alıp bir azıcık pişirebilirsiniz. Garnitür için atıp turşuyu küp küp doğrayıp turşu ekleyip azıcık da belki turşu suyu ekleyebilirsiniz. Sarımsaktan da içine bir tane ezip atarsanız turşu suyunun sarımsağında bayağı güzel olur. Çakmalıktan böyle canını okurum her türlü Amerikan'ın diyen bir Amerikan'a da kavuşabilirsiniz. Buraya kadar geldiyseniz, video şu ana kadar hoşunuza gidiyorsa lütfen videomuzu beğenmeyi, şu aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizin için bir anlık bir şey, bizle aslında iletişim kurma yöntemi ve bizim hayatımızda da çok şeyi fark ettiriyor. Eğer yaparsanız çok seviniriz. Aslında fajitanın yanında bir üçleme vardır ya, bir tane kırmızı, bir tane yeşil, bir tane de beyaz. Beyaz genelde sour cream, ekşili bir şey. Onu Türkiye'deki imkanlarla nasıl yapabiliriz? Kefiri süzerek. O süzdüğümüz suyu da bu arada içebilirsiniz, gayet sağlıklı bir şey. Fazla suyunu uçurduğumuzda kefirin o böyle garip, ne ekşiye, ne tatlıya, ne tuzluya, ne yoğurda falan çalan garip böyle ortada tanımlayamadığımız hali o süzüldüğü zaman çok kuvvetli ve böyle işte acı bir şeyi yedikten sonraki o acıyı böyle güzelce battaniye gibi ve ateşlendiği annenizin alnına koyduğu böyle güzel bir serin bir havlu hissini yaratabiliyor. Gelelim ikinci yeşil yani guacamole sosuna. Oradaki şey de tabii ki az solist avokado. Avokado neredeyse mayonez kadar, aslında bir nevi doğal mayonez gibi bile düşünebiliriz. Epeyce yağlı bir sebze. Sebze diyebiliriz herhalde ya da meyve mi diyeceğiz. Yarısını aldık. İçine bir diş sarımsağı ezip koyup, 4 dal varsa taze kişniş, yoksa kuruyu hafif ezip ekleyebilirsiniz. Birazcık limonla onun tadı açılacak. Zeytinyağıyla daha rahat ağızda yayılabilecek hale gelecek. Birazcık da zeytinyağı. Bir de ben böyle bir parça bizim burada kum katlarımız var. Yetiştiriyorsanız öyle şeyler. Mandalinin azıcık bir içinden bir iki damla suyu olabilir. Veya kumkatın birazcık kabukları ve içi olabilir. Aklınız olsun. Çok lezzetli, böyle tatlısı, ekşisi, çok o güzel kıvamıyla nefis bir yeşil sos haline geliyor. Üçüncü batırmalık salsa. Bu benim çok gurur duyduğum bir tarif. Bu hani kavanozlarda közlenmiş köz biber oluyor ya. Bir tane o köz biberden, böyle bir salkım domateslerden 1,5 tane salkım domates, 1 adet soğan, 1 diş sarımsağı, 5 tane maydanoz ve 1 diş sarımsağı koyup bız diye mutfak robotundan geçirin. Ondan sonra bunların lezzetleri için birazcık toz şeker, biraz tuz, azıcık pul biber ve tabii ki bütün lezzetler birbirine geçebilsin diye aracı olan zeytinyağını da içine koyduğunuzda ve mümkünse varsa bir yarım saat bekletme vaktiniz. Neye sürsem, elime sürsem parmağımı da beraber, gerçekten elimi de beraber yerim lezzetinde. Çok basit, refikaca, bir taraftan epey Türk usulü, bütün dünyada göz kırpan bir salsa ya da salçanın biliyorsunuz şeysi oradan salsadan geliyor. Bir sos elde edebiliyoruz.
aslında pestoyu pesto yapan, biraz parmesan, birazcık fesleğen, güzel zeytinyağı, sarımsak ve mümkünse dolmalık fıstık. Bunlar da zaten en okkalı malzemeler. 3 avuç dolmalık fıstığı, ki o da az buz para etmiyor çünkü bir fıstık çok zor çıkıyor. Tavada kavuruyoruz. Onları sonra soğumaya bırakıyoruz. Sonra parmesanları güzelce rendeliyoruz 250 gram kadar. 500 sarımsağı da ekliyoruz. Ondan sonra hepsini ya havanda dövüyoruz ya mutfak robotunda çekiyoruz. Zeytinyağını, azıcık karabiber ve tuzunu da ekledik mi acayip bir sos oluyor. Bunların mükemmel oranları bütün bu tariflerin aşağıda var. Dolayısıyla hani bazılarında net oran vermiyorum. Bunun sebebi de hani fikri edinelim. Ne kadar kolay yapıldığını sosu görelim. Ondan sonra yapmak isterseniz zaten bunların bir kısmının videosu da mevcut. Videosu varsa da aşağıda linki var. Aklınızda olsun. Soslarda daha anlatsam anlatacağım daha soslar var ama artık Türk dizileri kadar uzun olacak videomuz. Çok seviyorum. Yani hatta benim de dizim var artık başlayacak. Akşam da oldu. Ben de ona gideyim olmadı. Bizden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bunun gibi çok güzel. Hani böyle bir liste kahvaltılık tarifleri olarak şurada var. Oradan girebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza henüz abone değilseniz kanalımıza da buradan basarak abone olabilirsiniz. Abone olursanız bizi inanılmaz mutlu edersiniz. Gerçekten sizin için bir saniye bile değil ama bizim hayatımızı çok etkileyen bir şey. Bunu sizden özellikle rica ediyorum. Bir de çok önemli şey videomuzu beğenmek. Ne olur videomuzu beğenin. Evet, beğenin. Bizden bu kadar. Görüşürüz.